Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun açılışını Ceylan Gözlü Sardunyalarımızla başladık. Bugün sizlere çok önemli, çok faydalı bilgiler vereceğim. Bugün ben Ceylan Gözlü Sardunyalarımın uzayan dallarını bağladığımda görün nelerle karşılaştım. Hemen şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde beyaz sinek mi diyelim, kelebek mi diyelim, çekrelme toplanmış. Biz bunu bu şekilde bırakarsak bunun sonucu küllenme hastalığına gidiyor. Hemen yapraklarının altını üstünü kontrol ettim, baktım iyice. Bazılarında çok az var arkadaşlar. Bazılarında baya küflenmeler var. Ben hepsini sizlerle paylaşacağım şimdi. Bakın bunda o kadar yok ama bu yaprağında bayağı küflenme var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu bu şekilde bırakarsak küllenme hastalığına gidecek ve güzelim çiçeğimizin yaprakları mahvolacak. Bakın burada da tohumlanmış bayağı. Bu şekilde bırakmamız gerekmiyor arkadaşlar. Bakın bu yaprağında da bu şekilde şeker dökülmüş gibi bir yapışkanlık var. Ben şimdi sizlerle bir karşım paylaşacağım. Çiçeklerim bu şekilde olmasının biraz da benim hatam. Çünkü ben hep sizlere önerirdim. Karabiber. Ben bu çiçeklerime en azı 2 aydan çok oldu. Karabiber sepmedim. Sinekler geldi arkadaşlar. Güzelim çiçeğim de bakın bu şekilde baya tomurcuklanmış. Yapraklarını zamanla bu şekilde kalarsa mahvedecek. Bu güzelliğin hepsinin kalmayacak arkadaşlar. Biz bu çiçeklerimizi korumak için şimdi sizlerle paylaşacağım. Bakın bu şekilde bir karşım yaptım. Karşımın içinde bir çay kaşığı kuru sarımsak arkadaşlar. 2-3 tane, 4 tane defne yaprağı koydum ve üstüne kaynayan su döktüm. Bir suyu soyana kadar ağzı kapaklı bir kavanozun içinde beklettim. İyice demlenmesi için. O kadar kokusu var ki bunu da söylemek istiyorum özellikle. Bu kokuya bir tane sinek kalmıyor. Hepsi uçup gidiyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde sarımsak, kurutulmuş, kavrulmuş sarımsak. Çok kötü kokusu var. Bunu da söylemek istiyorum. Demlediğimizde çiçeklerimizin o koku gelmiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sarımsak her markette de satılabiliyor. Ben şu an Kazakistan'da oturduğum için adı Orsin'de yazılmış arkadaşlar. Sizler her marketten alabilirsiniz. Çok kolay yapımı var. Bakın bu şekilde de peroksit, oksijenli su arkadaşlar. Ben doğru düzgün bilmiyorum Türk dilinde adını. Oksijenli su biliyorum. Bir çorba kaşığı oksijenli sudan katıp bu karışımın içine bütün çiçeklerimizin yapraklarına püskürteceğiz. İnanılmaz faydası var. Çok etkisi var. Haftada 2 kere yaparsak, 2 hafta yaparsak sineklerden, böceklerden bir alamet kalmaz arkadaşlar. Hepsi uçup gidecek ve mahvolacak, ölecekler. İnanılmaz fayda sağlıyor. Ben şimdi sizlere paylaşayım nasıl yapacağımı, nasıl karşımı hazırlayacağımı. Bu şekilde bir yarım litrelik fıs fıs şişemin içine su koydum. Şu an net olarak görünmüyor ama göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın buraya kadar su koydum. Yarım litre suyun içine 200 gramlık karşımızı dökeceğiz ve çiçeklerimizin bütün yapraklarını iyice yıkayacağız, temizleyeceğiz. Şimdi suyumuzu, kavanozumuzu açalım. Bakın her taraflı detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Böyle bir hastalıkla, böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen yapabilirsiniz. Suyumuzu iyice süzeceğiz arkadaşlar. Çünkü fıs fıs şişemize döküyoruz. Gözü tutulmaması için şişemizin. Bu geride kalan kalıntının üzerine yeniden su koyup yeniden demleyebilirsiniz. Sadece bir gece bekletmeniz gerekiyor o şekilde yaptığınızda. Bir çorba kaşığının yarısı kadar bir tatlı kaşığı diyelim. Bakın bu şekilde oksijenli su koyuyoruz. Ve karşımıza katıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlıyor. Oksijenli su çiçeklerin yapraklarına gelen hastalıklardan uzaklaştırıyor. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra çiçeklerimizi suluyoruz, nemlendiriyoruz.
Ben şimdi diğer tarifimi vereceğim sizlere. Önce şişemizin kapağını kapatalım. Çiçekler için çok faydalı. Hem kür olarak faydalı, hem çiçeklerimizin köklerine gelen sinekler, karıncalardan uzak tutmuş oluyoruz. Kurutulmuş sarımsağımızın geride kalanını arkadaşlar, bakın bu şekilde toprağına döküyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Artık Şubat ayının sonuncu günündeyiz. Mart ayına girmek üzereyiz. İlkbahara geldi ya arkadaşlar. İlkbaharda en çok sinekler, karıncalar kaynadığı aylardı. Sineklerden, karıncalardan, böceklerden uzak tutmamız gerekiyor. Bu şekilde bir bakım hem çiçeklerimize kür olarak daha güzel gelişim gösteriyor, hem çiçeklerimizi sineklerden, karıncalardan uzak tutmuş oluyoruz. Bütün çiçeklere verebilirsiniz. Orkidelere suyla sulayabilirsiniz. Çiçekler için çok faydalı, çok güzel kür olarak fayda sağlıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde toprağına nemli olması gerekiyor. Özellikle toprağına dikkat edin. Toprağın nemli olduğunda daha güzel, aktif bir şekilde çalışmaya başlıyor. Bu şekilde çiçeklerim. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar, bütün yapraklarını bakın, her tarafı bayağı küflenmiş. Arka tarafından daha çok görünüyor. Küçük küçük beyaz kelebekler. Bakın çok üzüldüm bu şekilde gördüğümüzde. Her tarafını iyice nemlendirip suyla ıslatacağız, yıkayacağız. Haftada iki kere verdiğimizde sineklerden eser alamet kalmıyor arkadaşlar. Ben bunu daha önce birkaç kere yaptım. Çiçeklerimi bu şekilde korudum. Çok güzel fayda sağlıyor. Defne yaprağını yapıp demleyip sarımsaksız arkadaşlar, defne yaprağını da verebilirsiniz. Defne yaprağı da çok güzel. İçinde bol miktarda vitaminler var. Bütün çiçeklerin yaprağını hastalıklardan koruyor, sineklerden koruyor. Her tarafını iyice bu şekilde yıkayacağız, nemlendireceğiz. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle hastalıklar en çok ilkbahara girdiğimizde oluyor arkadaşlar. Çiçeklerimizin yaprakları o kadar güzel sağlıklı oluyor ki sinekler, kelebekler o yaprağa doluyor ve küllenme hastalığına bağlamış oluyor en sonunda. Bu ceylan gözlüğümde de var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde iyice yıkayalım her tarafını. Bütün çiçeklerimizin yapraklarını yıkayıp temizleyeceğiz. Toprağına karabiber dökebilirsiniz. Sineklerden uzaklaştırabilirsiniz. Benim ev içinde olan çiçeklerimde bir tane sinek yok arkadaşlar. Bu çiçeklerim serin bir yerde, balkonda olduğu için arada pencereni açık bıraktım. Belki o yüzden geldiler, toplandılar. Çiçeklerim o kadar güzel, sağlıklı ki daha önceden fark etmedim. Bakın bu şekilde her tarafını iyice yıkamamız gerekiyor. Bugün kontrol etmeseydim çiçeklerim mahvolacaktı arkadaşlar. Sonunda küllenme hastalığına gelmiş olacaktı. Her tarafını arka hisseden her tarafını iyice nemlendireceğiz, ıslatacağız. Bu şekilde bir bakım çiçekler için çok fayda sağlıyor. Hem sağlıklı için hem sineklerden uzaklaştırmamız için arkadaşlar. Ben hep bu şekilde bir bakım yapıyorum. Çiçeklerim bu şekilde haftada iki kere veriyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı, güzel bilgiler vermişimdir. Elimden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalışıyorum. Kalın sağlıcakla, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni güzel bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.